Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pişmeyen ve 10 dakikada hazır tiramisu tarifi yapacağız. Bu tarifi muhakkak ama muhakkak denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Tadı çok nefis ve çok hafif bir tiramisu tarifi olacak. Şimdi öncelikle bir tencereye kaynar suyumuzu alalım. Ardından üzerine bir cam borcanda 4 adet yumurta sarımızı ekleyelim. Yarım su bardağı şekerimizi ekleyelim ve bu harcımızı buharda karıştırarak devam edelim. Biz bu tekniye buharda pişirim diyoruz. Hani tamamen bir ocakta değil de hani daha böyle sıcak suyun alttan vermiş olduğu buharda şekerimizi ve yumurtamızı beyazlayana kadar sık sık karıştırıyoruz. Zaten yaklaşık 5 dakika içerisinde yumurtamızın sarısının rengi beyaza döndüğünde ocağımızın altını kapatıp ve bu kenara alacağız. Kimisi direkt hani çiğ çiğ yapan da var bu tarif arkadaşlar ama ben hani direkt çiğ yumurta sevmediğim için biraz önden buharla karıştırmak istedim. Ta ki rengi böyle olana kadar. Şimdi ocaktan almış olduğumuz yumurtalarımızı bir de soğuk ortamda yine 3 dakika kadar karıştırıyoruz. Eğer Tarif Perisinin videolar kısmında geçmişme biraz daha giderseniz, orada yine bir tiramisu tarifi paylaşmıştım sizlerle. Ama o direkt ocakta pişen, işte içerisine nişasta un koyulan bir tarifti. Bu çok daha başka oluyor. Hatta ben bu tarifi yaptıktan sonra kesinlikle diğerini yapmamaya başladım. Hem daha hızlı ve pratik oluyor. Temiz bir boğcamımızın içerisine öncelikle bir paket kremamızı dökelim. Bir mikser yardımıyla kremamızın hacmi yükselene kadar çırpalım. Yani bu işlemi en az bir 4-5 dakika yapalım. Bu arada videolarıma eklemeyi unuttum. O yüzden siz ilk etapta 2 yemek kaşığı granül kahveyi kesinlikle sıcak suyla bir demletin ve ılıyana kadar bekletin. Yine zaten onun malzemesini videonun altına hemen yazacağım. Sizin için daha kolaylık olsun. Şimdi çıkmış olduğumuz kremamızın üzerine suyunu süzmüş olduğumuz özellikle belirtiyorum suyunu süzmüş olduğumuz 400 gram labneyi karışımımızın içerisine ekliyoruz. Normalde 400 gram mascarpone peyniri kullanacaksınız fakat ben bulamadım bugün markete gittiğimde kesinlikle bulamadım ve büyük marketlerden temin edebiliyorsunuz. Hani 3 şekilde kullanabilirsiniz. Labne daha pratik oluyor. Herkesin erişebileceği bulacağı bir malzeme ürün oluyor. İsterseniz 400 gram labne, isterseniz 400 gram kaymak ya da isterseniz 400 gram ki kesinlikle onu denemelisiniz. Mascarpone peyniriyle yapabilirsiniz bu tarifi. Şimdi tekrar Peynirimizi ve bu şekilde kremamızı güzelce hacmi yine yükselene kadar çırpalım. Bir 2-3 dakika kadar çırpalım yani. Kremasını ocakta pişirerek yaptığınız tiramisu tarifiniz varsa bence artık onu silin. Tamamen bu tarife koşun isterim. Çünkü gerçekten bunun tadı diğerine göre çok çok daha lezzetli ve çok çok daha kaliteli. Farkı kesinlikle anlıyorsunuz yaptıktan sonra. Bu tarifte en sevdiğim faktörlerden biri de hem lezzetini zaten artık söylemiyorum bile. Deneyince göreceksiniz ama ikinci faktör de hem malzemelerinin daha diğerine göre az olması hem de 10 dakikada hazır olması. Yani bir fırın kullanmadan ya da işte bir ocak kullanmadan yapılan bir e, tiramisu tarifi olduğu için daha çok sevdim. Az önce buharda pişirmiş olduğumuz yumurtalarımızı şimdi kıvamımızın içerisine ekliyoruz. Buharda pişirmiş olduğunuzda hacmi tamamen bu şekilde olacak. Ne çok katı ne çok sıvı bir aralığında bir hacmi olacak. Göreceksiniz zaten. Artık tüm işlemlerimiz bitti sayılır. Son kez tüm kıvamı birlikte karıştırıyoruz. Yoğunluğu tamamen bu şekilde oluyor. Çok güzel bir yoğunluğu oluyor zaten. Çok da seviyorum. Malzemeleri de az. Tadı da zaten enfes. Az önce de dediğim gibi çekmeyi unuttum demiştim size. O yüzden granül kahvenizi yapın ve ılık bir şekilde koyabilirsiniz kedi dili bisküvinizi. Hiç sıkıntı değil. Bir paket kedi dili bisküvimizi granül kahvemizin içerisine daldırıp ve borcamımıza yerleştiriyoruz. Normalde koca koca borcamlarda yapıyorum ben bu tarifi ve tamamen hemen bitiyor hiç kalmıyor ama bugün az kişi olduğumuz için küçük bir borcamda yapacağım Siz eğer hani daha büyük borcam denerseniz aynı malzemelerin iki katı da kullanmanız yeterli olacak da sizin için bu kadar Ben bu taş sütlü ve kahveli tarifleri ciddi anlamda çok seviyorum ve Hani evde tek başıma olduğumda da ister istemez arıyorum. Çünkü sevdiğim bir lezzet oluyor açıkçası. Bu yüzden hani sizin de seveceğinize inanıyorum kesinlikle. Denedikten sonra bu tarifimi yorumlar kısmından olumlu da olsa, olumsuz da olsa hiç fark etmez. Görüş ve önerilerinizi muhakkak yazın arkadaşlar. En azından hani ben de eksikliklerimi görmüş olurum. Ona göre yol alırım ya da işte çok beğendiyseniz onu daha farklı uyarlayabilirim. Bana da bir desteğiniz olmuş olur. Bu kısımları biraz hızlandırmak istedim. Siz de sıkılmayın diye ama bocamanızın kenarlarına sığmayacak şekilde bisküviler olursa onları kırıp benim gibi bu şekilde de dizebilirsiniz. Şimdi birinci katına hazırlamış olduğumuz kıvamımızı dökeceğiz ama hani bu kıvamı ikiye bölmüş gibi düşünün. Göz kararı ikiye bölmüş gibi düşünün. Yarısını alt kısma, diğer kalan kısmını da üst kısmına kullanacağız bir kaşık yardımıyla bu şekilde eşit bir biçimde yayalım. Yaydıktan sonra yine kalan paketteki kedi dili bisküvilerimizi yine granül kahvemize batırıp dizmeye devam edelim. Az önce yan yan dizmiş olduğum kedi dili bisküvilerimizi bu sefer dikey olarak dizmek istedim. Hani böldüğümde eşit bir şekilde dağılmış olsun. Artık kalan tüm kıvamı hazırlamış olduğumuz tiramisu tarifimizin üzerine yayıp ve buzdolabında en az 6 saat dinlendirmeye bırakıyoruz. Üzerine streç filmlemeyi unutmayın. Şimdi 6 saat sonra ben buzdolabından çıkardım. Bu arada bir gün önce de yapabilirsiniz bu tarifi. Hatta öyle yaparsanız daha lezzetli oluyor çünkü bütün aromalar birleşiyor. Şimdi artık hazırlamış olduğumuz tamamen hazır olan tiramımızın üzerine bu şekilde bir elek yardımıyla küçük elek yardımıyla kakaomuzu serpelim. Tüm her yere gelecek bir şekilde elemeyi unutmayalım. Ve artık İtalyan tiramisu tarifimiz sunuma hazır. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Bir kare alıp şu kıvama bakar mısınız? Muhteşem bir lezzet, muhteşem bir kıvam. Mutlaka deneyin. İpeksi kremasıyla hazır olan ve İtalyan tiramisu olan bu tarifimizi şimdi sunum için bir tabağa alıyorum. Artık lezzetli bir tatlı yemeği, ne dersiniz? Şimdiden afiyet olsun diliyorum. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Yine sorularınız olursa, takıldığınız yerler olursa muhakkak yorumlar kısmından bekliyorum. Afiyet olsun.